Merhabalar yeni bir Instagram soru cevap etkinliğiyle daha karşınızdayım. Hemen hemen bütün sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum bu videolarda. Cevabını bilmediklerimi de ekleyeceğim çünkü belki de izleyenlerden birileri cevap vermek ister. Onlar da yorum alanına yazabilirler. İsmim niye gözükmüyor diye şaşırmayın. Gerçek isimle yazan var, nickle yazan var. Onlardan tek tek tabi izin almam mümkün olmadığı için ben hepsini baştan gizliyorum. Soru cevap etkinliklerini ara sıra yapıyorum bu şekilde. Takip etmek için ya da soru sormak için Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Başlayalım bakalım. Diğer kanallardan birlikte çalışalım. Teklifi gelirse ne yaparsın? Bireysel mi yoksa kurumsal mı çalışırsın? Başka yayınlarla işbirlikleri zaten yaptığımız şeyde Biz onlara konuk oluruz. Onlar bize konuk olurdu geçmişte de. Bunun için illa birbirinizin kadrosuna girmenize gerek yok. Tamamen proje bazlıdır. Tabii ki çoğu davette sadece konuk olarak gider geliriz ama sürekli bir şeye dönüşmesi için de o projenin mutlaka bir sponsor olması gerekir. Yani katılan kişiler 3 kişi, 5 kişi, 2 kişi fark etmez. Bu işin bir maliyeti ortaya çıkar ve onu karşılayacak sponsor bulursanız bu işler olur. Yoksa sadece işte her zaman olduğu gibi birbirimize konuk olma şeklinde tabii ki olabilir. Yaptığınız gezilerden ve hangi şehri neden beğendiğinizden bahsedebilir misiniz? Çok fazla gezmedim açıkçası. Yani özellikle ülke içinde çok fazla gezmedim. Benim için tatil deniz, kum, güneş tatili değil. Ben zaten güneşten çok rahatsız oluyorum, sıcaktan rahatsız oluyorum. O yüzden öyle değil de ben daha çok tarihi eserleri bol yerlere gezmeyi seviyorum. İşte Türkiye o bakımdan güzel. Instagram'da bazı hesaplar var. İkinci Dünya Savaşı'ndan bir fotoğraf alıyor, sonra or oraya gidiyor, buluyor. 2024'te aynı kadrajla bir daha çekiyor. İşte ben bu tip şeylerden etkileniyorum. Yani bir işte İkinci Dünya Savaşı'nda bir askerin üzerine yattığı bir taş mesela. O taşa giderim ve e, dakikalarca bakabilirim o askerin oradaki duruşunu hayal ederim ben de onun açısından bakmaya çalışırım bunlar bana zevk veriyor. İşte o açıdan düşündüğüm zaman mesela Truva'yı çok beğenmiştim. Truva'ya gitmediyseniz mutlaka görmeniz lazım. Yine aynı mantıkta tabii ki Çanakkale Savaşı'nın geçtiği bütün her yer siperler etkilemiştir. İşin büyüsü işte az önce söylediğim gibi kendinizi o siperlerde hayal etmeye çalışıyorsunuz. O savaşı böyle gözünüzün önünde canlandırmaya çalışıyorsunuz. Ben bunları seviyorum. Bizim ekipe de mesela yol var gidersen bölümleri yapmıştı. Orada tabi izlemişsinizdir. Onlardan ben bile dinledim. Yani anlata anlata bitiremiyorlar yolların güzelliğini, manzaraların güzelliğini. Bu ülkenin çok fazla zenginliği var ama bir yandan da işte kullanamıyoruz ya da kullandırmıyorlar. Sonuçta fark etmiyor aynı yere çıkıyor. İşte biz yine döviz bekliyoruz bir şekilde gelmesini. Halbuki bu ülkenin kaynakları o şu andaki misli misli dövizi getirecek kadar potansiyele sahip ama işte kullanamıyoruz. S24 Plus mı? iPhone 15 mi? Açıkçası S24 Plus değil de ben mesela iPhone 15 ile kıyaslayacaksam Android'de S24 Ultra'yı ya da S23 Ultra'yı kıyaslarım. Çünkü iPhone 15 de bence hani tam olarak S24 Plus'ın karşılığı değil. Burada tabi iOS mu Android mi tercihi var. En önemlisi o. Bunları deneyimlemek lazım bir şekilde. Hani daha öncesinde iPhone kullananlara genellikle iPhone'u tavsiye ediyorum. Android kullananlara da Android tavsiye ediyorum. Her iki durumda da pişman olacağınız bir tercih olmaz tabi ki iPhone 15 Pro ana kameranın minimum odak mesafesi çok uzakta nedeni ne olabilir? Hiç kullanmadım. 5000 serisi ile birlikte yeni DLSS teknolojileri gelecek mi? 40 serisi bundan faydalanacak mı? Şimdi 5000 serisinin özelliklerini bugünden bilemeyiz. Ama her zaman Nvidia eskisinde çalışmayan bir şeyler bulur. Bunda da kesinlikle olacaktır. Ama bundaki izlenimim yani 5000 serisinde bu yapay zeka meselelerinin bence ilerlediğini göreceğiz. Çünkü Nvidia artık bir yapay zeka firması oldu. İşe oyunla başladı. Bambaşka bir yere gitti. 3 trilyonu geçtiler işte değerleme olarak. Bunun yansımalarını görürüz bir şekilde diye düşünüyorum. Yani DLSS devam etse de ve hani geriye uyumlu olarak devam etse de başka bir şey çıkar. Hiç olmayan başka bir yapay zeka ile iyileştirme teknolojisi çıkartır ve der ki bak bu diğerlerinde yok. Bunun donanımı bunu da yapabilir. Benim beklentim böyle bir şey olur. Android Instagram Story sorunu çözüldü diyorsunuz ama S24 Plus hala çok fazla düşürüyor. Valla işte ben S23 Ultra ile her şeyi paylaşıyorum. Video paylaşıyorum. Fotoğraf paylaşıyorum. Ne benim böyle bir şikayetim var ne benim içeriğimi izleyenlerin böyle bir şikayeti var. Macbook Pro 14 için ekran bakınıyorum. 24-27 inç olabilir Önerimi neye dikkat etmeliyim. Niye baktığına bağlı. Oyun için bakan ayrı. işte çizim için bakan ayrı. Bunlar monitörün her şeyini değiştiriyor. Panelini değiştiriyor bir defa. Tasarım işleri için ise tabii ki renk doğruluğu iyi olan bir monitör takmak lazım buna. O zaman da işte yine klasik IPS monitörlere bakacaksın ama e-IPS olanlara değil de düz IPS olanlara bak. En sevdiğin Star Wars şehri ve karakteri. Şehir olarak aslında ben başkent korusantı severim ama sebebi şu hani çok güzel yeşilliği olan mavi gökyüzü denize olan bir gezegen manasında demiyorum. Çok hikaye yazılabilecek üretilebilecek bir tasarımı vardır ve şu ana kadar ciddi şekilde değerlendirilebildiğini görmedim. Bir tek bir oyun işte iptal edilen oyun Star Wars 13 olmuştu yanılmıyorsam o orada geçecekti ve güzel olacaktı. O da iptal oldu. Şu anda bence en güzel gezegen o. Yani o gezegende geçen bir yeni dizi yapılır. Başka hiçbir yere gitmeye gerek kalmaz. Karakter olarak da tahmin edeceğinizin aksine ben mesela Jedi'lerden ve Sith'lerden hoşlanmam. Sizler bütün bu Star Wars aleminde neyi öğreniyoruz? İşte laikliğin önemini öğreniyoruz. Sith de işte Jedi'da yönetime karışmayacak. Bunlar karıştığında birbirlerine düştüğünde milyarlar ölüyor. Dolayısıyla ben hep şeyi bekliyorum. Hani diyorum ya Star Wars'un ileri gitmesi lazım. Hep geriye gidiyor. Gerideki hikayeleri anlatmaya çalışıyor. Ben şunu bekliyorum mesela. Bundan sonra hem Sith'lere hem Jedi'lerin kafasına vuran yeni bir ayaklanma olsun. Yeni bir yönetim çıksın. Desin ki yok kardeşim bunlar birbirlerine giriyorlar. İşte bunun sonucunda işte yönetimi ele geçiriyorlar. Hem Jedi hem Sith için geçerli bu. Bu olmasın diye ikisinin de örgütlenmesine baştan izin vermeyeceğiz. Nerede bir Jedi, nerede bir Sith ortaya çıkıyor? Hemen önce biz tepelerine binip yok edeceğiz. Ya da işte bir alan vereceğiz, orada takılacaklar. Biz kendi güvenliğimizi kendimiz sağlarız diyen bir üçüncü taraf lazım. Bu işte galaksinin dışından mı gelir? Yoksa işte bir sivil ayaklanma mı çıkar? Nasıl olur bilmiyorum ama bence hani iki, iki şey de denendi. Sithlerin yükselişi de işte Jedi'ların yükselişi de şimdi bu High Republic zamanında ikisini de denediler. Bence bir üçüncü lazım. Bu ikisine de höt diyebilecek. Ha yine tabii sonunda iyiler kazanır ama en azından şu olur. Yani bir başka bir açı gelir. Bir derinlik katılır bence. Karakter olarak ama tabii ben izlediğimde çok küçüktüm. İlk izlediğimde zaten ilk filmde daha doğmamıştım bile. Ben her zaman Stormtrooper'ları ve çeşitlerini severim. Kendimde figürler alırken, oyuncaklar alırken hiç çelayım yoktu benim. Bir tek Darth Vader'ım vardı. Geri kalan bütün figürlerim hep askerlerdi. Ben o yüzden hep o imparatorluk ordusunu severim komple. Halo savaşlarını organize edecek bir Discord kanalı odası var mı? Evet, Discord'um var. Bu videonun altına ekleyeyim ben onların hepsini. Hem Discord var hem Telegram var. Şunu da söyleyeyim, yok çok yakında elimdeki fazla ekipmanları satacağım. Onları nereden satayım diye Instagram'da sordum. Instagram'da tabii %80 çıktı. Telegram ve Discord gruplarından da atmak istiyorum hani paylaşmak istiyorum. Mümkün olduğu kadar çok yerden takip edin İşte Zaten 3 tane yer var. Twitter'da falan yazmıyorum. Çok aktif değilim orada. Derdim para kazanmaktan ziyade evdeki fazla eşyadan kurtulmak. O yüzden güzel şeyleri ucuza kapabilirsiniz aklınızda olsun. Aynı şekilde Discord kanalında da bu organizasyonlar yapıldığında kesinlikle zaten var olan Discord kanalında organize olabiliriz. Halo'da oyun içindeki konuşma sistemini kullanıyorduk ama tabii ki Discord daha mantıklı. Masaüstü sistemlerde driver mevzuları laptoplara göre daha mı karmaşık bana mı öyle geliyor? Tam tersi laptopta da daha karışık. Çünkü laptopta bazen işte jenerik sürücüleri internetteki sitesinden, üretici sitesinden indirdiğiniz sürücüler çalışmayabiliyor. Gidiyorsunuz mesela işte laptop Asus'ta Asus'un sürücüsünü indiriyorsunuz gibi. Masa üstünde öyle bir şey yok. Masa üstünde her parçanın üreticisinden indirip kurabiliyorsunuz. 50.000 TL'ye hangi telefonu önerirsiniz? Fotoğrafçılık ve gündelik kullanım için. Ama ben fiyat mevzuna hiç girmiyorum. Neden? Şimdi mesela burada 50 bin liraya tabii ki en tepe seviyesi alınamayacak. Orta seviye bir şey önereceğim diyelim. Bu sefer bir başkası diyecek ki ya ben 35 bin liraya S23 Ultra alıyorum. Bu ne biçim tavsiye? Piyasa öyle kontrolden çıkmış durumda ki işte neredeyse kaçak telefonlar, yasal telefonlarla başa baş gelmiş durumda satışlarda. Dolayısıyla orada aslında 50 bin liraya gidip işte fidanca iletişimden S23 Ultra alıp para bile arttırabiliyorsunuz. O yüzden ben fiyat bazlı konuşmuyorum. Ben genellikle işte bu iyi çekiyor, bu kötü çekiyor bu idare eder çekiyor diye fiyattan bağımsız yorumlar yapmayı tercih ediyorum. Şu anda fotoğraf konusundaki en tepe telefonlar genellikle iPhone'u saymazsak Samsung'un S24 ailesi, Honor iddialı girdiğine yine oraya e ve tabii ki Xiaomi'nin modelleri aklımıza geliyor. Abi hayatın bir film olsa adı ne olurdu? Hepimizin filminin adı belli. Coğrafya kaderdir. Fast IPS'i de Full HD IPS'in farkı nedir hocam? Bu kıyas doğru değil çünkü Full HD IPS dediğin zaten çözünürlükle alakalı. Fast IPS dediğin panelin cinsiyle alakalı. Bu Fast IPS daha sonra şöyle IPS hem geniş açı hem de renk doğruluğu isteyenlerin aldığı panel modeliydi ama pahalıydı. E IPS diye bir şey uydurdular. Bu Fast IPS dedikleri monitörler şu anda biraz daha oyuncu profiline yakın IPS monitörler ama bu işte 10 bit olan IPS'ler gibi renk doğruluğu falan beklemeyeceksin. O yüzden öyle bak. Eğer amacın oyunsa Fast IPS al tamam bir sorun yok ama renk doğruluğuysa onlardan daha üstün olan IPS modellerini seçmen lazım. PC toplama kaç yılda hayatımızda olur? Bunu söylemek çok zor ama PC toplamanın hala canı var. Çünkü en güçlü bilgisayarları bir şekilde istediğimizde amaç bağımsız söylüyorum. Oyun render fark etmez yine PC'ye koşuyoruz. O yüzden daha devam edecek. Çünkü işte görüyorsunuz ekran kartları falan güçlendikçe küçülmüyorlar. Daha da büyüyorlar. 5000 serisi falan daha da büyük olacak. Daha da çok güç çekecek diyorlar. E şimdi bu gücü siz laptopa koyamıyorsunuz. O yüzden daha devam edecek bence. Uçak gibi araçları fotoğraflayacağım. Buna yönelik makine lenslerle delere dikkat etmeliyim. Kendim bu işi yapmadım hiç. Onu söyleyeyim. Yapanlardan tavsiye alabiliriz herhalde yorumlardan ama. Burada tabii ki tele lensler önemli. Tele lens olunca tabii titreşim engelleme daha da önemli. Çünkü minimum titreşim bile hemen oynamasına sebebiyet veriyor. Zoom artarken titreşim de artıyor. O yüzden o çok önemli. Bir de tabii doğru yerlerde olmak önemli. Yani çekenler nasıl çekmiş? Önce ona bakmak lazım. Yani hoşumuza giden fotoğraflar nereden çekilmiş? Aşağıdan yukarı çekilmediğini göreceksiniz. Adam çünkü fotoğrafçı gitmiş anlaşmış bir şekilde başka uçaktan çekmiş mesela başka uçağa. E, şimdi bununla yarışamazsınız nasıl bir ekipmanınız olursa olsun. Ancak hani size yaklaştığı kısım işte inerken kalkarken çekebiliyorsunuz ama onlar da tabii yine izin almanızla alakalı. Yani burada teknikten ziyade nerede duracağınız bence önemli. TV 4K ama yayın 1080p görüntü çamur upscale programı yöntemi var mı? Bilgisayardan yollarken olabilir belki ama normal şartlar altında televizyona gelen görüntüyü zaten kendisi upscale ediyor. Yani televizyonun kendi görevi o. 1080p olan görüntüyü ortada minnacık çıkarmıyor. Yine full ekran izliyorsunuz. O upscale işini kendi yapıyor. Farklı bir kaynaktan işte bilgisayar bağlayıp yollarsan görüntüyü bilgisayardan çıkarken iyileştirmeler yapabilirsin. Huzur, sessizlik, sağlık ve güzel bir ev diliyorum sizin için demiş. Takipçim ben de teşekkür ediyorum. Kanalın durumu nasıl abi gelir gideri kapatıyor mu memnun musun izlenmeden sponsordan. Şu anda memnunum evet. En azından e, buradaki hedeflerden biri oydu. Yani gelir gider dengesi. Onu kurabildim şu an için en azından. Onun haricinde işte bir de iş modeli olarak açıkçası bu sefer hani bu kanalda bir avukat gibi işte mali müşavir gibi böyle bir tarife oluşturdum kendime. Hani benim Sunduğum hizmetlerden yararlanmak isteyen firmalara diyorum ki işte bunun ücreti budur. Bu tabii içeriğin ne olacağıyla alakalı değil. İçerik adam der ki ya reklam çekmek çekmeni istiyorum der. Ben pek öyle bir iş yapmadım şu ana kadar. Kendim uygun değilim çünkü ona. En fazla yapabildiğim işte kampanya duyurusudur. O da Instagram'dan yapıyorum. Onun dışında YouTube içeriklerimi klasik inceleme olarak istiyorum. İşte o inceleme hizmetini isteyen firma olursa da diyorum ki ücreti budur istiyorsanız yapalım çünkü görüyorsunuz ne kadar uğraştığımı bu emeğin karşılığı olacak başka türlü olmuyor. Kendinize topladığınız bilgisayarın ayarları hakkında bir video. Daha onunla işim bitmedi bayramı bekliyorum ki tam her şeyi sökeyim ona tam geçiş yapayım. Kabaca iki tane ayarım var zaten bir tanesi işte RAM gibi parçaların kendi hızlarında yani neyse o hızlarında çalışmasını sağlamak. Diğeri de fan ayarları. Çünkü ben sessiz bilgisayar istiyorum. İstediği kadar ısınabilir. Çünkü işlemci kendi tepe değerine ulaşmadığı sürece ben her dereceyi kabul ederim. Ama bunun karşılığında sessiz bir bilgisayar olacak. İşte onun için fanlarının mümkün mertebe geç devreye girmesini sağlıyorum. Bir tek onu yapıyorum. Başka çok fazla ayarım yok aslında. Oyun PC sistemi için OLED 32, 32 inçlik. Monitör mü? 42 inçlik 0.1 milisaniye. Monitör mü? Ya da 55'lik TV mi? TV başka bir şey. Yani TV'de TV'ye geçeceksem 55'ten de daha büyüğüne gitmem lazım. 65'in aşağısında TV ile uğraşmazdım. Ama TV tabii ki bu bizim oyuncu monitörleri kadar hızlı tepki veremeyecek. O yüzden rekabetçi oyun oynayana televizyon pek önerilmez. 42 inçin de bence hani eğer böyle işte şöyle bir setup var önde monitör var. Klavye mouse var. Öyle olacaksa 42 de çok büyük olur. 32 yani klasik monitör mesafesi için bence 32 son. Zorlama hatta zorluyoruz bile. Aslında 27 olması lazım. Mesela ben geride durduğum için 32 kullanıyorum ama yakında dursaydım 32 fazla gelirdi. S24 Ultra'ya 120 Watt şarjdan geçtim. Aşırı yavaş gidiyor. Kablosuz şarj standı aradaki ihtiyacı karşılar mı? Kablosuz şarj standıyla şey yani yavaş hızlı şarj olmasının pek bir alakası yok. S24 Ultra zaten yavaş şarj oluyor. Bunu biliyoruz. Hep söylüyorum incelemelerde de. Katlanacaksınız. Yapacak bir şey yok ona. Yeni bellek tasarımının avantajı nedir? Performans anlamında bir katkısını ben göremedim. Yeni bellek tasarımı dediğiniz hangisi? DDR5 değildir herhalde. Yani onu, onu o çok da yeni sayılmaz artık. Ama DDR5'i kastediyorsak bence yeni işlemcilerde fark oluyor. Zaten onu bir tek Intel'de görüyorsunuz. Çünkü aynı işlemci DDR4 ve DDR5 olarak sadece Intel'de çalışıyor. 7000 serisi AMD'de direkt DDR5. Ha yok şu kem 2'yi kastediyorsanız hani vidalanan cinsten olan onun avantajı yüksek frekanslara çıkarken işte şu an DDR5'te yaşadığımız sorunu yaşatmaması. İşlemciye daha yakın olduğu için daha kısa mesafede iletişim kurabiliyor. Yollar daha hıza daha yüksek hıza izin veriyor. O yüzden mantıklı olabilir ama benim çok hoşuma gitmiyor. Çünkü ben bu işin klasik RAM'de çözülmesini istiyorum. Çünkü RAM'i ihtiyaç halinde arttırabiliyoruz. Kem modellerinde ise de Söküyorsunuz işte. işte, diyelim ki 32 aldınız 64'e geçerken ikinci bir modül gelmiyor yanına olanı söküp yerine full bir 64'lük set takıyorsunuz. Daha tabii ki maliyetli. S23 aldım, pil ayarlarında kullanım özellikleri öğreniliyor diyor. Bu ne amacı? Anlama geliyor. O şu aslında bütün telefonlarda artık var. Pili %100'e kadar doldurmama diye bir sistem var. Onu ne zaman yapacak? Hangi saatlerde yapacak? Yani çünkü sonuçta %80'de bırakmayacak. %100'e yine getirecek mi? sonuna kadar böyle bütün gece yatıyorsunuz, uyuyorsunuz diyelim. E sabaha kadar yüzde %100'e getirmiyor. Sabah siz uyanmadan işte yarım saat önce yüzde %100'e getiriyor. Orada sizin saat kaçta yattığınızı, kalktığınızı genel olarak öğrenebilirse işte o son %15-20'yi o zaman dolduruyor. Honor cihazlar Huawei kalitesiyle mi üretiliyor yoksa daha ekonomik ve ucuz işçilik mi? Yok öyle bir şey yok. Yani Honor'a Huawei muamelesi yapabilirsiniz bildiğimiz haliyle geleneksel PC kavramının geleceğini nasıl görüyorsunuz? PC zaten kişisel bilgisayar demek. Her şey evriliyor. Burada da şimdi birazcık işte bu yapay zeka işleriyle meşgul olacak piyasa ama bildiğimiz PC kavramı işte bu kasalar devam edecek gözüküyor. Orada küçük cihazlar, telefonlar ve laptoplar, ince laptoplarda biz gelişmeleri göreceğiz. Çünkü oraya sıkışmak mesele. Onlarda işte burada Snapdragon'un bu işe girmesi bir heyecan getirecek. Bence yani daha radikal değişiklikleri orada görürüz en iyi garantisi olan laptop markası. Soralım bizim takipçilere ne diyorlar yorumlara yazsınlar. Apple diye sormuş. Benim çok serviste işim olmuyor. Benim laptopum yok zaten. Hani benim ilk laptopum da Apple'dı. Son laptopum da Apple olmuştu. 2017 modeldi. Sonra da laptop almadım zaten. Tablete geçtim. O yüzden çok benim kendi kişisel tecrübem pek yok. Son dönemlerde sizi heyecanlandıran teknolojik bir gelişme oldu mu? Valla eve gelen fiber iyi bir şeymiş. Onu gördüm. O güzel oldu. Onun dışında ama beni şu anda OLED'ler ilgilendiriyor. Çünkü OLED monitör istiyorum. Yakında geçmeyi düşünüyorum. Onun dışında da pek bir şey aklıma gelmiyor. Yani geri kalan her şeyin hızlanması zaten söz konusu şu anda. Bir de tabii yapay zeka işleri var. Yapay zekayı ben biraz daha yazılım tarafında donanım olarak görmüyorum. Çünkü onun için bir donanım satın almadım. Almıyoruz. Şu an için en azından. O yüzden onu ayrı bir kategori olarak değerlendiriyorum. Donanım olarak ben OLED olan her şeyden çok memnunum. Bazı işlemciler Full HD'de darboğaz yaparken 2K'ya yapmıyor ne deniyor mantığı nedir teşekkürler. O şöyle herhalde yanlış anlamadıysam bir defa işlemciden maksimum performansı alabilmen için ekran kartını aradan çıkarman lazım. Ekran kartını aradan çıkarmanın yolu işte grafikleri low yaparsın çözünürlüğü de 1080 yaparsın daha altını da yapabilirsin de yapmıyoruz artık. O yüzden işlemci maksimum 1080p'de verir performansını işte 500 fps verdi. 2K'ya geçtiğin zaman Yine low ayarına rağmen ekran kartına birazcık daha iş bindirmiş olursun. Belki minik bir fren yapabilir işlemciye. Oradaki mesele yani fren yapan işlemciye çözünürlük arttıkça ekran kartının devreye girmeye başlamasıdır. Onun dışında bunu bozacak başka bir şey yok. Yani hiç kafanı karıştırma. Sonuç itibariyle en yüksek işlemci performansını almak istiyorsan ekran kartını en az oyalayacak seçeneğe inmen gerekiyor. HP laptopları geri dönüşümden mi yapıyor? Yani çöpten. Şimdi bir defa geri dönüşüm çok önemli dünyanın sağlığı için. Yani geri dönüşümden yapılmış bir şey kalitesizdir anlamı çıkamaz. Her firmanın her ürününde bir kalite beklentisi olur. Ham madde onu karşılayacaktır zaten başka türlü olmaz. Apple de her sunumunda geri dönüşümden ne kadar faydalandığını anlatır mesela. Ve Apple ürünleri ucuz mu? O yüzden hani çöpten imal ediliyor gibi diye bir mantığımız yok. Bir gününüzü anlattığınız vlog videoları çekmeyi düşünür müsünüz? Yok ya. Onu öyle bir yapmak lazım ki o zaten bir kere olmaz. Onları seriye bağlıyor yapanlar. Bunu iyi yapanlar. Ve onlar genellikle çok gezen tipler. Dolayısıyla içerik çıkıyor. Bende çok içerik çıkmaz. Her gün aynı. Abi A30'dan 35'e geçmeyi planlıyorum. İyi mi? İkisini de kullanmadım. Fakat ben genelde böyle geçişleri değsin diye segment olarak değiştiriyorum. Yani aynı A serisinin içinde kalmıyorum da bir üstte ne varsa ona geçiyorum gibi düşün. Hiç olmazsa geçtiğimden bir şey anlayayım. Bir şeyler iyilesin oyun oynayabilmek için asgari laptop özellikleri sayar mısın? Minimum bütçe, maksimum performans. Şimdi tabii herkes az parayla çok iş istiyor ama öyle bir dünya yok. Ben 4060'tan aşağıya inmenizi önermiyorum. AMD'li 4060'lar daha uygun fiyata bulunabiliyor. Bazılarının çekincesi var. Intel olmayınca kötü olur diye. Hiç öyle bir şey de yok. AMD de canavar gibi çalışıyor. Laptopta da AMD Nvidia ikilisi yaparsanız hem muhtemelen Intel versiyonlarına göre daha az para ödersiniz hem de 4060 sayesinde 1080p ve daha üzerinde hiç fena olmayan bir performans alabilirsiniz. Tek bakacağınız şey şu. Diyelim ki 4060'ta 5 tane model geldi karşımıza. Adaptörlerine bakacağız. Güçlü adaptör, yüksek FPS diye bir şey var laptop dünyasında. Çünkü her 4060 ya da 70 eşit olmuyor. Bazen işte ürünün tasarımından bazen fiyat kırmak için daha az güçle çalışan bir GPU konabiliyor. işte adaptör de o şekilde ona göre güç veriyor. Ne oldu? FPS düştü. Daha yüksek güç tüketen bir 460'a göre. Snapdragon laptoplar telefon gibi driver falan uğraşmadan kullanacağız yoksa aynen devam mı? Evet. Güzel bir soru. Snapdragon'lu bir laptop geldi diyelim. Nasıl Windows kurulacak? Kurulduktan sonra bir yerlere girip sürücüme çekilecek. Öyle olmayacağını tahmin ediyorum. Ben hiç görmedim bu arada. Öyle bir kurulum da yapmadım. Ama e, bence kurulduğunda her şey kurulmuş olacak ve sonra şey yapacak. Kendisi bir yerlerden tabi güncel sürücülerini arka planda indirir. Biz mesela telefona sürücü mürücü kurmuyoruz. Ama aslında güncelleme yaptığımızda olan şeylerden bir tanesi o arka planda. Yani Windows'a göre bizden daha arka planda saklanarak gerçekleşecek güncellemeler olabilir. Mobile sınırsız internet 2124 yılında gelir mi? Ya e, şey tabii bu sınırsız diye bir şey yok aslında pratikte var diye satıyorlar da o sınırı bir gün zorlamaya çalışırsanız var mı diye birileri size arıyor. Kardeşim sen ne yapıyorsun diye. Süpürge inceleme videosu nerede kaldı? Yakında geliyor. Yapay zeka endişeme fırsat mı balon mu? Ben fırsat olarak görenlerdenim. Çünkü şöyle olumsuz bir şey yaptığınız zaman içerik anlamında daha çok izlendiği için tabii ki bunun sonumuzu getireceğini, bizi işsiz bırakacağını düşündüren düşünen kişilerin videoları daha çok izleniyor. Ama ben kesinlikle böyle olacağını düşünmüyorum. Her zaman böyle geçişler tarihte oldu ve sonunda böyle felaketler de yaşanmadı. Kimse hesaplayamaz. Yani şeyi düşünün. iPhone geldiğinde uygulama denen bir dünya yarattı. Bunun etkilerini kaç tane uygulama yapılacağı falan Steve Jobs'un kendisi biliyor muydu? Hesap etmiş miydi? Hayır o kapıyı açtı. Sonra arkadan işte bir sel geldi. Bu hesaplanabilecek bir şey değil. Yani iyi kö olacak kötü olacak bunu bilemeyiz ne olacağını. Ama ...bir ton fırsat da sunacak... ...faydalananlar devam edecek... ...faydalanamayanlar, adapte olamayanlar da elenecek... ...bu her zaman böyleydi zaten. Severek takip ediyorum... ...bugün de çalıştığım Renault Mayıs Dijital Day... ...etkinliğini dinledim demiş takipçi. ...evet Renault için bir... E, ...ufak bir sunum yaptık online olarak... ...orada konuşmam vardı... ...yapay zeka ağırlıklı... ...ve işte orada biraz da kendi kullandığım... ...uygulamaları gösterdim, tanıttım... ...işte uyardım, bakın böyle şeyler geliyor diye... O sunumun çok büyük bir benzerini herkes için YouTube'dan hazırlayacağım şu anda yapım aşamasında. Öncelikle anakart videosu yayınlanmadı. Biraz dargınlık var. Ryzen 9000 serisi için erken değil mi? Anakart videosunu yapacağım. O benim kendi şeyim. Yani o MSI ile olan bir anlaşmam falan yok. Ben hoşuma gittiği için ve biraz da işte pahalı anakart niye pahalı onu göstermek istiyorum. Onun için yapacağım. 9000 için erken mi? Rekabet devam ediyor. Intel tarafında onlar da biliyorsunuz 15. nesil derken yani erken de olsa geri düşemezsiniz ya da rehavete kapılamazsınız. Erken olup olmadı. o yüzden çok biraz tartışmaya açık. Ama iyi haber bunların hepsinin e, AM5 platformuna takılacak olması ve 2007 de daha 2027'ye kadar uzattık bizi AM5'in ömrünü dedi. Bunlar iyi haberler. Bırakın çıksın. Almasanız bile işte ben AM4 kullanıcılarına da aynısını söylüyorum. Bunlar çıktığı için değiştiren kişiler oluyor ve eski işlemcilerini aslında çok iyi işlemcilerini ikinci elde satıyorlar. Bunlar birçok kişi için satın alma fırsatına dönüşüyor. X3D'ler mesela duyurulmadı. Ben şimdi X3D kullanıyorum. O zaman bunun X3D versiyonunun çıkmasını bekleyeceğim. AMD işlemci tarafında ciddi bir ilerlemedeyken neden ekran kartında neden hep geride sizce? Ekran kartında da geriler doğru. Nvidia birazcık teknoloji icat eden konumuna geldiği için Tabii ki arkadan gelenler onu takip ediyor. Onlar da aynı şeyleri adapte ediyorlar. Ama işte geriden geliyorlar bu sefer de. Ama şu anda ben AMD alıp da şikayet edeceğinizi zannetmiyorum performans anlamında. Kendim de videolarını çekmiştim. Gayet rekabetçi ürünleri var. E birazcık tabii bu onları fiyatta geri durmaya itiyor. E o, o da sizin işinize yarıyor. Yani eğer böyle Nvidia'nın sunduğu teknolojilerin hepsinden faydalanmak gibi bir amacınız yoksa saf P, FPS olarak, performans olarak bugün AMD GPU'ları çok iyi durumda bence. 3060 Ti ya da 4060 Ti düşünüyorum. İşlemci R5 3600 kartlara göre işlemci yükseltmeli mi? 1080p ve 2K için. Şimdi şöyle ekran kart, bu gibi durumlarda ben diyorum ki ekran kartını iyi alın. İşlemciyi sonra da alırsınız. Az önce söylediğim sebepten. Şimdi R5 3600 darboğaz yapar mı? Yapabilir. 4060'a özellikle bir de frame generation falan açtığınız zaman o FPS'yi katlıyor ya işte ona izin verecek de bir işlemci lazım. İşte az önce söylediğim tekrar edeyim mesela 5000 serisinden bir şey bir işlemci ikinci ele düştüğünde hemen kaparsınız. Sıfır almanız şart değil. Ekran kartına iyi tutun işlemciyi de fırsatını kolladın, kollayın değiştirirsiniz. Ama 3060 Ti mi 4060 Ti mi dediğinizde 4060 Ti diyorum. Snapdragon işlemcili laptop incelemesine zaman gelir. Gelir hani çok uzak bir tarihte de gelmez şu an yok bir e, söylenen ya da planlanan bir şey ama ürünler duyuruldu işte Computex'te gördünüz ben hani herhalde bu yaz içinde geleceğini tahmin ediyorum bazen asıl sevkiyattan önce önden sample sample işler şey, sample ürünler gelir işte onlardan denk gelen olur bir tanesinden herhalde Asus'tan falan gelir zaten şöyle yeni çıkan ürün daha fazla tanıtıma ihtiyaç duyduğu için bütçeler muhtemelen Snapdragon'lu laptoplara kayar biz kusana kadar Snapdragon laptop görürüz incelemelerde. Full HD oyunculuk için şu an alınabilecek en iyi işlemci ekran kartı. Sistem ince toplama videomda söyledim size 7800 x 3 en iyi oyun işlemcisi bence şu anda. Şimdi tabii 1080p içinde gidip 4080 4070 Ti Super almak çok mantıklı olmayabilir bu durumda. Çünkü orta seviye kartlar bile yüksek performans veriyor 1080p'de. Ama yine de yine de tabii işte Niye 7800 x x3 alıyoruz? İşte 400 FPS, 300 FPS versin diye. E, ekran kartı da onu frenlemeyecek bir şey olmalı. Yani gidip de eski bir 3060 almamalıyız. Orada da bence yine de 4070'in altına pek inmeyin. Yani dün, düz 4070, 4070 süper altına inilmemeli. AMD kartta yine onların muadili AMD kartlarda tercih edilebilir. DDR5 X670E anakart sistem çöküyor. Arada firmware yapıldı, düzeldi. Windows 11 update yine çöktü. Çökmez. Normalde düzgün kurulan bir sistem çökmez. Şey diye bir şey de kabul etmiyoruz. Yani az çöker. Yok hayır çökmez. Burada illa bir sorun vardır. Ya donanım arızası vardır. Ya uygun olmayan bir şeyler seçilmiştir. Bellek tarafında özellikle. Dolayısıyla burada yazılımsal olmayan bir uyumsuzluk bir sorun olabilir. Bunu böyle evde anlamak, ev şartlarında anlamak da zordur. Abi red pili duydun mu? Duyduysan ne düşünüyorsun? Hayat tarzına uyuyor bence. yok bence uymuyor. Benim işte pillerim burada. Bunu böyle işine çekiyorsun. Ciğerlerinin hasta olduğun zaman düzeltiyor. Benim hayatımdaki bana uyan işte pil o. Ben genellikle sürüye uyulup giden işlerden uzak duruyorum. O yüzden mesela kendi başıma çalışıyorum. O yüzden hani bir şirketin içinde çalışmıyorum. Avantajları var tabii ki. Kafa rahatlığı. Bu rahatlık işte red pil olsun, başka bir şey olsun fark etmez. Takım tutmak, fenerli olmak, Galatasaraylı olmak, bir yere ait olmak böyle bir kafa rahatlığı sağlıyor. Sürüyle hareket ediyorsunuz ve işte düşünmüyorsunuz. Düşünmediğiniz zaman rahat ediyorsunuz. Niye Apple cihazlar her zaman daha çok tercih ediliyor? Çünkü diyor ki Apple bana bırak ben senin yerine düşünüyorum zaten en iyisini diyor. Rahat ediyorsunuz işte. O düşünmemeye ben gıcık olduğum için herhangi bir şeye ait olmamaya çalışıyorum. Samsung 75Q60C televizyon için soundbar. Valla soundbar pek kullanmadım. Soundbar'ın ben çok geçerli bir çözüm olduğunu biliyorum. Duyduklarım da hani sonuç itibariyle baş, burada kendim kullanmasam da gördüm, dinledim. Evet bu çok zarif bir çözüm ve kendisinden beklenmeyecek kadar görünüşten beklenmeyecek kadar iyi sonuçlar da veriyorlar. Ama şu modeli alın diyemem. Soundbar kullanıp memnun olanlar yorum alanına yazsınlar modelini. 32 inç 4K 240 Hz OLED monitör alacak mısınız? Display alacak mısınız? Display port 2.1 özellikle olanları beklemek gerekir mi? Bu display port meselesi ilginç çünkü evet geçen incelediğim monitörde mesela display port versiyonunun 1.4 a olması nedeniyle HDMI'nin gerisinde kalmıştı, tam özelliklerini göstermekte ama e, ilk adam zaten birden fazla HDMI port koymuş, Konsolları da düşünüyor tabii konsol da bağlanır buna diye. Bence HDMI olduğu sürece çok dert değil ama tabii DisplayPort niye bu kadar geri kalıyor monitörlerde dert ne onu bilmiyorum. Burada bence şey var çift tazeleme hızlı monitörler gelecek. O biraz kafa karıştırabilir. Yani 4K da olacak. 1080p olacak ama 1080p de çılgın tazeleme hızlarına çıkacak. Yani ilk defa tazeleme hızları çözünürlüğe göre farklı olacak. Bir o kafa karıştırabilir ama onun dışında benim de alacağım monitör görün yani 32 4K 240 olacak gibi gözüküyor OLED'de. Spor için genel video yapabilir misiniz? Spor atacağım başlangıç için tavsiye eder. Yapmam çünkü bu spor meselesi tamamen kişiye özel. Her iki başlangıç çok kritik. Sizin bir fotoğrafınızın, röntgeninizin çekilmesi gerekiyor önce. Neye ihtiyaç olduğunuz olduğunu belirtilmesi için. Kan testine kadar ben isterdim şahsen. Hani bir özel antrenörüm ben diyelim. Bana geldiniz, başlayacağız. Derim ki şu şu raporları bir getir bakalım. Senin bir durumunu görelim. Neler eksik içeride. O yüzden kafanıza göre öyle internetten falan bir program bulup sakın yapmayın böyle bir şey. Paraya bir kere kıyın, bir kere bir oturun bir profesyonelle görüşün bir saat. Size yol göstersin ilk programınızı ki ona adaptasyon programı denir zaten hemen ağırlığın altına girmezsiniz. Onları hazırlasın ve o da böyle çıkın derim. 5G yalan oldu galiba gelmeyecek mi? Yok yalan olmadı ama orada da herhalde bir rant meselesi var. Şimdi işte bizde de 4.5G olduğu için olduğu gibi 5'te de ilerisine geçeceğiz demeye başladılar. Bir şekilde bunlar herhalde bu frekanslar tabii çok pahalı. Geçmişte de öyleydi. İhalesi yapılmıştı. Bu orada bir sorun çıkıyor. Muhtemelen tabi Türkseli Vodafone'lu Türk, Vodafone, Türk Telekom'u buna milyarlarca dolar ödemeden bu işi halletmek ister ama devletin de paraya ihtiyacı var. O şey anlaşacakları orta nokta neresi olur? Ne zaman olur? Ona bağlı bence. iPhone 14 Plus mı? S23 Ultra mı? Ya da S24 Plus mı? Valla S23 Ultra'yı hala bulabiliyorken ve S24 Ultra'dan ciddi fiyat farkıyla bulabiliyorken tavsiye edebilirim. Ben de onu kullanıyorum. Samsung Galaxy Watch tuş alırken su kilidi açık kullanılabilir mi? Bilmiyorum. Ben hiç kullanmadım galiba Galaxy Watch. Bu soru cevap etkinliği de bu kadar. Ben bunu genelde Instagram'dan yapıyorum. Yani orada yazılı olarak cevap veriyorum sorulara. Ama o tabii story olduğu için 24 saat sonra kayboluyor. Kalıcı değil. O yüzden arada bir böyle kalıcı videolar yapmak iyi oluyor. Ama onu da tabii Instagram'da yapamıyorum. Onun formatı YouTube. İşte her iki taraftan da takip etmeye çalışın. Sürekli bir yerlerden karşınıza çıkıyorum. Ama tabii bu ve benzeri etkinliklerden, videolardan faydalanmak için, haberdar olmak için abone olun. Ücretsiz zaten. Çana tıklarsanız bir de size bildirim gider. Ama destek olmak istiyorsanız da YouTube'un sunduğu katıl olsun, teşekkür imkanları olsun bunları kullanabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.